Arkadaşlar, umarım güzel bir güne merhaba demişsinizdir. Bugün karantinamın 5. günü, 9 gün sonra çıkıyorum, yaşasın. Bugün güneme güzel bir kahvaltıyla başladım ve şimdi de 2 gün önce çektiğim videoyu hadi gelin beraber yayınlayalım. Göre eğer izlemediyseniz yukarıdaki sağ ya da sol taraftaki iCard'dan videoyu Bizim için kapının önüne hediyeler koymuşlar. Gelin beraber bakalım. Bir adet portakal, çubuk kraker ve iki adet karışık meyve suyu ve kitap. Üç tane kitap. Neler gelmiş? Bize göre ve bir seyahatin notları Ahmet Haşim diyor. Kürk mantolu Madonna. Bir de Bozkır'ın sırrı diye bir şey var. İçinde de mektup gibi bir şey var. Aa. Çok kibarlar. Okuyorum. Kıymetli misafirimiz, yurdumuza hoş geldiniz. Tedbir hayat kurtarır. Bu geçici ayrılık çok daha güzel günler için mecburi bir moladır. Sabır ve anlayışınız için her birinize teşekkür ediyor. En kısa zamanda sağlıkla sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Şoktayım. Ya çok kibarlar. Teşekkür ederim gerçekten. Size iyi bakıyorlar dediklerinde gerçekten kastetmiştim. Bunu şaka değildi yani. Şu an harbiden ağlayacağım diye bu kadar gerçekten ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok kibarlar ve bayağı şey oldum. Duygulandım. Bu arada dün de şöyle bir şey oldu. Hemen gösteriyorum size. Siz de şok olacaksınız. Gençlik ve Spor Bakanlığı bizim için pilates aletleri getirdi. Şu an burada böyle bir şey var dünden beri. Ayrıca da mat da getirdiler. Pilates lastiği de vermişler ama bana sanırım kalmadı ellerinde, bilmiyorum. Bana ulaşmadı ama yani ilk başta sadece matı getirdiler ve ben o zaman bile dedim ki oha mat, çünkü ben kaç gündür spor yapıyorum ama matım olmadığı için kısıtlı hareketler yapabiliyordum hani yere yatmamak için. Ve getirdikleri an yani size mutluluğu ve yaşadığım şoku yani anlatamam, asla anlatamam. Saat 12.30 ve öğle yemeğim geldi. Salatamız var. Burada neler var? Bulgur pilavı, nohut ve tavuk çorbası olduğunu düşünüyorum. Ya da sebze çorbası gibi bir şey de olabilir. Ve tabii ki 2 adet ekmeğimiz var. Videoma eşlik ediyorsunuz. Ben de sizlere bir konuyla ilgili açıklık getirmek istiyorum. Biz burada karantinada tutuluyoruz ama herhangi bir test yapıyorlar mı, ne yapıyorlar? Bununla ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Yani ben baştan beri geldiğimden beri, hatta ben ilk girdiğim zaman içeri böyle bana hemen test yapacaklar falan filan zannetmiştim. Ama öyle bir şey olmadı. Sadece ateşimizi ölçtüler ve bu ilk iki ya da üç gün boyunca gün içerisinde birkaç kere gelip sağlık ekipleri ateşimizi ölçüp semptom olup olmadığını ya da herhangi bir rahatsızlığı
hastalığımız olup olmadığını sordular. Bugün burada 5. günüm dediğim gibi ama son 2 gündür hiç sağlık ekipleri gelmediler. Hiç ateşi ölçmediler. Sonra ben dedim hani acaba hani hiç ateşim yüksek çıkmıyor, herhangi bir şikayetim yok falan, acaba bu yüzden mi hani gelmiyorlar falan diye düşünmüştüm. Ama saçma oluyor çünkü zaten hani 14 gün burada kalmamızın sebebi kuluçka dönemi. Hani bu 14 günde her şey aslında değişebilir. Sonra acaba dedim hani başka hastanelerde falan da çalışıyorlar, o yüzden oralara mı gitmek zorunda kalıyorlar, vakitleri mi kalmadı diye düşündüm. Neden gelmediler bilmiyorum. Bundan sonra herhalde gelirler diye düşünüyorum. Ama ortada dönen bazı dedikodular var. Yani bazıları diyor ki testler yetersiz olduğu için bize test yapamıyorlar. Ya da mesela işte herhangi bir semptom yaşayan varsa onları hastaneye götürüp test yapıyorlar falan diyenler de var. Kime inanacağımı gerçekten bilmiyorum. Sadece hani yaşadığım şeye, kendi gözümle gördüğüm şeye inanıyorum bu durumda. Burada da herhangi bir test vesaire yapılmadı. Bize herhangi bir bilgi de verilmedi. Ama sanırım şöyle olacakmış. Yani burada değil ama en azından başka şehirlerde başlamış bu. Yurt dışından gelen ve yurtlarda karantinada olan kişilerden hem kan örneği almışlar hem de test yapmışlar. Bu yüzden hani buraya da gelirler diye düşünüyorum. Bazı odalara gidip ateşlerini ölçmüşler bu arada. Benim odama hiç gelmediler. Acaba dedim hani hiç ateşim yoktu yani, her şey normaldi, bu yüzden mi acaba diye düşünüyorum. Zaten şikayetimiz vesaire olursa direkt sağlık ekipleri 7/24 burada olduğu için arayabiliyoruz yani. Aramamız gerekiyor zaten. Bu arada artık pilates malzemelerim olduğuna göre bugün beraber spor yapabiliriz diye düşündüm. Güzel olabilir bence. Belki sizi de teşvik ederim. Yaşadığımız bu dönemde hem sağlıklı beslenmek çok önemli, hem mental olarak tabii ki sağlıklı olmamız çok önemli. Hem de Atatürk ne demiş? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demiş. Hastalığı kapmamak için özellikle bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerektiği için spor yapmak çok çok önemli. O yüzden bence hayatımıza sporu sokmamız için gerçekten güzel bir dönemdeyiz. Akşam yemeği geldi. Bakalım neler var. Of, kocaman bir ayran. Puding. Ve yaşasın. Etli taze fasulye, mercimek çorbası ve pilav. 2 tane ekmek. Kahvaltı da akşamdan geliyor. Muzlu süt. Yine 2 tane ekmek ve yumurtam kırılmış. Patates olmuş yumurtam. Ve kahvaltı tabağı da böyle gözüküyor. Gelin yemeğin tadına beraber bakalım. Önce çorbanın tadına bakalım. Çok güzel. Gerçekten burada bir kere kötü yemek yedim. O da ıspanak yemeği yapmışlar ve ben ıspanak yemeğini hiç sevmem. Bir tek o. Haricinde hep güzel yemek yedim yani. Bu da bu arada patlıcanlı taze fasulyeli etli bir yemek. O zaman ben şimdi akşam yemeğimi yiyeyim ve videoyu da burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.